Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu kolları ve etek ucu fırfırlı bedeninde kelebek örgü modelini uyguladığım oldukça sevimli bir kız bebek yeleği çalışacağız. Robomun yapımını daha önce kanalımda anlatmıştım ama ben yeleğimi bütün olarak anlatacağım. O şekilde anlattığımda robanın videosunu bulamayan arkadaşlar oluyor. Hani bu videoyu neden yarım anlattınız? Robanın yapımı yok, biz bulamıyoruz gibi. O yüzden kısaca özet geçerek robayla birlikte bütün olarak anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık 1,5 ipten çıktı. Yani 2 ipe yakın, öyle söyleyeyim. 1,5'tan biraz fazla gitti eteğinde ve kollarında fırfır olduğu için. 3 numara misin alış işle ördüm. Elinizin kalınlığına ve ipinizin, yani elinizin sıkılığına ve ipinizin kalınlığına göre şiş numarası değişebilir arkadaşlar. Siz nasıl örüyorsanız o şekilde 3,5 ya da 4'te de örmeniz mümkün. Ben bebek ürünlerini genelde 3 numaralı şişle örüyorum. İpim de kar topu Baby One, kodu da 255 arkadaşlar. Soran, merak eden arkadaşlar olursa, bazen söylemeyi unutuyorum. Merak eden arkadaşlar oluyor. Onu da o şekilde belirteyim. 78 ilmek başlıyoruz. Burada 5 tane artırma yaptım. Yani toplamda 20 kez artırdım. Dörtlü 5 kez artırdım. Şimdi yapacağım yelekte 4 tane artıracağım. Şu roba kısmı oldukça büyük. 78 ilmek başlamamıza rağmen 2 yaşa kadar olabilecek bir yelek. Şimdi yaptığım biraz daha aynı ilmek başlayacağım ama artırma sayısını küçük tuttuğum için biraz daha küçük bir yelek yapacağız. Ben şimdi şişime 78 ilmek attım. 3 diş haroşama öreceğim arkadaşlar. 3 diş haroşama ördükten sonra ayrımları birlikte yapacağız. Evet, ben 78 ilmek başladım. 3 diş haroşamı tamamladım. Şimdi artırmalara başlayacağız ve ayrımlarımızı da bu sırada yapacağız. 3. sıramın arka yüzünde arkadaşlar gelirken 4 ilmek ördüm. Bir tane artırdım. Bir tane kestim. Bu şekilde burada ileğimi açtım. İlik nasıl açarız? Geniş ilik, yani daha büyük ilikler ya da böyle tekli ilikler nasıl açarız? Onu da kanalımda püf noktalarıyla anlatmıştım. Bilmeyen arkadaşlar oradan bakabilirler. Şimdi ayrımlarımı da vereyim ben başlamadan. 78 ilmek başlamıştık. 15 ilmek önler, 11 ilmek kollar, 22 ilmek arka. Yine ben açıklama bölümüne onları not düşeceğim arkadaşlar. Ama videoda açıkladığım halde, altına not düştüğüm halde birçok arkadaşımız işte neden sayılarını vermediniz, vereceğim demiştiniz vermemişsiniz, niye vermediniz gibi yorumlar bırakıyorlar. Ama mutlaka, yani ya videonun içinde veriyorum ya da altına mutlaka açıklama bölümünü unuttuysam eğer not düşüyorum arkadaşlar. Orayı açıp bakarsanız göreceksinizdir, ya da orada vermediysem yorumlarda yine tek tek vermeye çalışıyorum ama mutlaka, yani ya videoda söylemişimdir ya da altına açıklama bölümüne yazmışımdır. Lütfen hani izlemeden o şekilde sitem etmezseniz sevinirim. 2, 4, 6, 7, 7 ilmek haroşamı ördüm ben. Şimdi üzerine sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tane doladım, bir düz ördüm, bir tane doladım. Şimdi 11 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir kez daha doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 22 ilmek arka bölümü öreceğim. 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bir kez daha doladım, bir düz ördüm, bir kez doladım. 11 ilmek kol örüyorum. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son kez bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bir kez doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haroşama geçtim. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Artırmalarımıza başladık ve ayrımlarımızı da yaptık. Şimdi arka yüzümde ters örgü örüyorum. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi yine kenar patımızı haroşa örgü olarak 7 ilmek örüyoruz. Şimdi artırdığımız yere kadar ilmek saymamıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Şöyle bakın, yine 15 ilmek burada öreceğiz. Ama artırdığımız için saymamıza gerek yok. Buradan belli oluyor zaten. Yine 15 ilmeğimizi ördük. Artırdığımız ilmeğe kadar bir doladık. Ortada bir ilmeğimiz vardı. Burası 3 ilmek oldu. Tekrar doladık. Kolumuzda hala 11 ilmek var. Artırmalarımız bakın şöyle ortadan arttığı için ilk artırmada ilmeklerimiz kenarlarda sabit kalacak. O şekilde sayarak da yapabilirsiniz ama saymamıza gerek yok. Bakın, artırdığımız ilmeklerin hemen başından ve sonundan bir kez daha artıracağız. Bir kez doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Artırdığım ilmeklerimi örüyorum. Bir kez doladım. İkinci artırmalarımızı da bu şekilde yapıyoruz. Artırmalarımız kayarak 4 tane olana kadar devam ediyor. 4 tane olduktan sonra, yani şöyle yakından göstereyim. 4 tane ajur olduktan sonra tekrar şuradan açmaya başlayacağız. Bakın, ilk etapta şuradaki 15 ilmeğimiz sabit. Şu yandan sağdan ve soldan artıyor. Artan ilmekler ortada örüldüğü için şuradaki ilmekler ilk artırma bitene kadar, yani şuraya bitene kadar, bakın zaten görüyorsunuz. Artırdığımız ilmekler ortadan genişlediği için şuradaki başlangıç ilmeklerimiz ilk olarak sabit görünüyor. Hani o şekilde sayarak da yapabilirsiniz. 4 artırma yapana kadar. Ama hiç ona gerek yok. Zaten artırdığımız ilmeklerden belli artırma noktalarımız. O yüzden artırma yerine gelene kadar ben de hızlıca örüp geçiyorum. Bakın. Şimdi bir kez doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. İlk başta bir kez doladık, bir örmüştük. Oradaki ilmeklerimiz artarak devam edecek. İkinci artırmamızı da bu şekilde yapıyoruz. Arka yüzde arkadaşlar ters ör gördüğümüz için ben orayı hızlıca örüp videomu ilerletiyorum. Şimdi yine 7 ilmek kenar patımızı haroşa olarak ördük. Oldukça basit robalardan biri arkadaşlar. Fırfıra gelene kadar dediğim gibi yine videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Bakın, kaydırarak artırmaya devam ediyoruz. Hemen artırdığımız ilmekten bir önce artırdık. 1, 2, 3, 4, 5. Ortadan artmaya bu şekilde devam edecek. Bir kez daha göstereceğim. Ben bir sırada kendim artırmaya devam edeceğim. İkinci artırmaya nasıl geçeriz onu da gösterip ben robamı fırfıra kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada Instagram ve Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Yaptığımız videoların, ördüğüm yani modellerin bitmiş hallerini ve daha birçok modeli orada bulabilir. Facebook grubumuzda paylaşım yapabilir. Özellikle kanalımda ördüğünüz örgülerinizi paylaşıp satışını da rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar.
Şimdi bakın yine artırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ortadan arttı. İlmeklerimiz bir kez doladım. Bu şekilde artırmaya. Şimdi şuradaki ajur bir tane daha. Yani ben bir kez daha artıracağım. Tekrar ortadan ikinci bir artırmayı şöyle açmaya başlayacağız. Yani aslında her sırada bir kez artıyor ama kaydırarak şuradaki görüntüleri vereceğiz. Ben şimdi bu sıramı tamamlayacağım. Bir kez daha artırma yapıp geliyorum. Bakın ilk kademe artırmamızı tamamladık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ajur olana kadar ben artırmaya devam ettim. Şimdi ortadan tekrar açmaya başlayacağız. Bunu üçlü olarak da hatta beşli olarak da yapmanız mümkün. Dilerseniz üçlü yaparsınız, 5 kez artırırsınız. Toplamda 15 kez artırmış olursunuz. İkilisini de yaptık. O da gayet çok güzel duruyor. Ama beşlisini de diğer videomda hatta beşlisini 4 kademede artırmıştım. O şekilde de yapmanız mümkün. Burayı alıştıktan sonra yani bir kez yaptıktan sonra istediğiniz şekillerde artırmanız mümkün. Artırmaya devam edeceğiz fakat artırma yerlerimiz değişmiş olacak bu kez. Bir kez orayı gösterdikten sonra ben robamı örmeye devam edeceğim. Şu koldaki fırfıra gelene kadar öreceğim. Şöyle bir kez ben göstereceğim. İkinci kez nereden artırmaya başladığımızı. Örgüye yatkın olan arkadaşlar zaten böyle bakarak da gayet kolaylıkla yapabilirler. Ama ben her videomda yeni örgüye başlayan arkadaşlar için anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bize kolay geliyor, çok sıkıcı geliyor. Hani bu kadar detaylı anlatmanıza gerek yok diyen arkadaşlar da oluyor ama gerçekten yeni bilmeyen arkadaşlar için her detayı oldukça önemli. Ben onun için oldukça detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir kez artırmamız gerekecekti normal şartlarda. Şimdi buraya geldiğimizde 4 ilmek örüyoruz. 1 çünkü 4 kez artırmıştık. 2 3 4. Bakın ilk başta artırdığımız artırma noktasına geldik. Burada artırdığımız ilmekten itibaren 4 ilmek örüyoruz. Şöyle bakın oradaki bir ilmeğimiz yine aynı yere denk geldi. Tekrar bir kez doladım. Örmeye devam ediyorum. Her 4 tane olduktan sonra artırmalarımız bu şekilde ortadan tekrar şurada başlangıçta yaptığımız gibi yeniden artırmaya başlıyoruz. Şöyle tekrar bakın artırma yerine geldik. Artırmadan 1 2 3 4. Yani burada 5 kademe artırsaydık 5 kez yani 5 ilmek örüp şu noktaya gelecektik. Saymadan da arkadaşlar şurayı şu şekilde takipte edebilirsiniz. Gayet açık belli ediyor kendini. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bir kez doladım. Ve bir sonraki artırma noktasına kadar düz örmeye devam ediyoruz. Son olarak bir kez daha göstereceğim. Bakın şimdi dediğim gibi saymadan da şuraya geçiyorum. Şöyle takip ederek de bakın mesela henüz artırma yerine gelmedik. Bir kez daha örmemiz gerekiyor. Bakın ilmeğimiz ortadaki ilmek bir kez artırdım. Bir düz ördüm. Bir kez daha artırıp bu şekilde arkadaşlar 4 kademe olduktan sonra oradan tekrar açmaya ve artırmaya devam edeceğiz. Bakın tekrar buradan 4 kademe artıracağım. Tekrar bu bittikten sonra bu şekilde burada 4 1 2 3 4 5 5 kademede artırmıştım. Bu elimdekini biraz daha küçük yapmak istiyorum. Şöyle 4 tane artırma olana kadar ben örmeye devam edeceğim. Robamızın artışlarını tamamladık artık arkadaşlar. Bakın
4 bölmede artırma yaptım. Bu pembe yelekte 5 tane yapmıştım, onu söyleyeyim. 78 ilmek yine aynı başlamıştım. Onu 5 artırma yaptım. Daha büyük, yani yaklaşık 2 yaşa kadar giydirebileceğiniz bir yelek yapabilirsiniz o şekilde yaparsanız. Şimdi koldaki fırfırlara geçeceğiz artık. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu ölçülerde yaparsanız ve 78 ilmek yaparsanız bu da yaklaşık 1-1,5 yaşa olacaktır arkadaşlar. Ben ilk defa örgülerimde 3,5 numara şiş kullandım. Ya belki daha yumuşak olabilir ama ben 3 numarayla ördüğümde örgünün dokusunu daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Bu ipim biraz soktu aynı markayı kullanmama rağmen. 3,5 numara denemek istedim ama benim tercihim yine 3 numara olacaktır, öyle söyleyeyim. Daha düzgün duruyor. Örgüler zaten yıkandıktan sonra bir miktar salma yapacaktır. Daha kalın bir şişle ördüğümüzde bu salma işlemi maksimum seviyeye çıkacaktır. O da çok benim için çok hoş bir görüntü olmaz. Yani çok kaynarda yıkanmış gibi salgın bir, yani böyle uzamış bir görüntü verebilir. Elim çok sıkı olmamasına rağmen, yani çok gevşek olmamasına rağmen, pardon, oldukça bakın gevşek bir örgü çıktı ortaya. Şimdi şu artırma yerindeki şu orada bir ilmeğimiz vardı. Oraya kadar örmeye devam edeceğiz. Önle kolun birleştiği noktaya kadar örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada fırfıra geçeceğim ama önde ben artırmaya devam edeceğim arkadaşlar. Beden genişliği ne kadar geniş olursa yeleğimiz o kadar kullanışlı ve güzel durur. O yüzden öndeki artırmayı yapmaya devam edeceğim. Bakın şurada artırma noktamızı 3, 4 ilmek ördüm, 1 doladım. Şu oradaki bir ilmeği bedene verdim. Şimdi fırfırımızı yapmaya başlıyoruz. Bakın şuradaki oradaki ilmeğimizi ördük. Başta 3 tane ters örüyoruz. Bir doladık, bir düz. Şimdi başta ve sonda 3 ama normal fırfırımızda 4 tane ters yapıyoruz arkadaşlar. Sadece başta ve sonda 3 tane, 3 ters. Bakın bir dola, bir düz, 2 ters, 3, 4, bir dola, bir düz. Bakın doladığım ilmeğim. Bir düz. Tekrar 1, 2, 3, 4 ters. Bir doladım. Bakın. Bir tane artırdım, bir tane düz. Bir, 2, 3, 4, 1 dola, 1 düz. 1, 2, 3, 4, 1 doladım, 1 düz ördüm. Bakın artırmaya başladık. 1, 2, 3, 4, 1 dola, 1 düz. 1, 2, 3, 4, 1 dola, 1 düz. Bir düzümü ördüm. Şimdi burada 3 tane ters öreceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. 1, 2 tane tersimi ördüm. Şuradaki, yani şu ortadaki düz ilmeği bedenime katacaktım. Burada 4 tane ters denk geliyor. Bu ikisini birlikte alabiliriz. Buradan başlangıç ve son noktamız eşit olsun. Bakın 3 tane ters. Şimdi bir tane şu artırmada damar noktamız vardı. Onu da ördüm. Bir kez artırdım. Bedende artırmalara devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi beden genişliği ne kadar güzel olursa, çünkü yelek normal bir kıyafetin üzerine giyileceği için bedenlerde dar görüntü hiç hoş olmuyor.
O yüzden bedenimiz ne kadar dökümlü olursa o kadar güzel durur diyoruz ve bedende artırmaya devam ediyoruz. Eğer beşli yaparsanız arkadaşlar bu şekilde kolda artırma yapmayın. Bakın bu şekilde beşli yaparsanız fırfırı yaptığımızda şurada artırma yapmıyoruz. Eğer bu şekilde dörtlü yaparsanız bedenimiz dar olmasın diye şurada bak burada yok. Şimdi burada ben bir kez artıracağım. Toplamda önler aynı bu genişlikte olacak. Şimdi yeleğimi de şöyle çevireyim. Koldaki fırfırları da hem yapalım hem şöyle buradan da takip edebilirsiniz. Bakın aradaki terslerimiz sabit. Buradaki düzlerden artmaya devam edecek. Şimdi diğer kolu da aynı şekilde arkadaşlar. Başlangıç noktasını göstereyim ben. Sonra hızlıca geçip ikinci sırama ilerleyeceğim. Fırfırda oldukça basit. Kollarının daha dökümlü olmasını istiyorsanız benim için bu yeterli arkadaşlar. Çok fazla üst üste yapıldığında zaten detayı da görünmemiş oluyor. Ama siz daha sık isterseniz bu aradaki tersleri 3 ilmek ya da daha çok fazla olur. Gerçi 2 ilmek yaparsanız tercihinize kalmış. Şuradaki aradaki tersleri azaltarak buradaki fırfırın yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ama 4 ilmek benim için yeterli geliyor. Zaten bakın oldukça hoş bir görüntüsü var. Çok üst üste yapıldığında bu kadar güzel durmayabilir. Şimdi burada dediğim gibi bedende artırma yapacağız. 1, 2, 3, 4. Şurada bir tane artırma yapıyorduk. Bir doladım. Bir tane düzümü ördüm. Artık kola geldik. Başlangıçta 1, 2, 3 ters. Bir dola, bir düz. 4 ters. Yine bu kolu da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sonda yine 3 ilmek gelmesi için sondaki 2 ilmeği bir alarak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi ilk artırmamı yapmıştım ben. Arka yüzde arkadaşlar tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Yani şuradaki aradaki ilmeklerimiz haroşa değil. Bakın şöyle arkasından da göstereyim. Şimdi bakın ön yüzde ters ördüğümüz ilmeklerimiz arkada ters düz. Şu artırdığım ve bir düz ilmeğimiz vardı. Bunlar ters yani ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde arka yüzde örüyoruz arkadaşlar. 4 düz 2 ters ilk aşamada bakın. Ters ilmeklerimiz düz. Düz ördüğümüz ilmekler arka yüzde ters olarak örülmeye devam ediyoruz. Örmeye. Arkada da yani şu an ilk artırmada 4 düz 2 ters. O şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Birinci sırada çok ilmekler kendini belli etmeyebilir. Bakın bir sonraki sırada zaten rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Şimdi ben bir kez daha artırıp arkadaşlar fırfırımı örmeye devam edeceğim. İlmek sayımız çok fazla olduğu için tüm sıraları göstermem bir hayli zaman alır. Sizi sıkmak istemiyorum. Zaten bir kez kurulumunu yaptıktan sonra koldaki artırmanın şimdi göreceksiniz aynı şekilde artırmaya devam edeceğiz. Şimdi bu şuradaki bedendeki artırmam. Bir doladım. 2 ilmek ördüm. Şimdi bakın zaten terslere geldik. Koldaki artırma bölümüne 1 2 3 ilmek. Başta ve sonda 3 ilmeğimiz vardı. Zaten aradaki tersler sabit. Bir kez doladım. 2 ilmek ördüm.
4 tane tersim var. Bir kez doladım. Bakın buradaki bir önceki sırada artırdığım ilmekle birlikte toplam 3 ilmeğim vardı. Gittikçe buradaki düz örgüler artmaya devam edecek. Bu şekilde tersleri sabit tutup bir kez doluyoruz. Düzlerde artırma yapıyoruz. Şimdi yelek üzerinde de göstereceğim arkadaşlar. 4 ters, tersler sabit. 1 doladım. 2 düz. Hemen doladığımız ilmeğin hemen başından dolayarak artırmaya devam edeceğiz. Bakın şöyle de göstereyim. 4 ilmeğim sabit. 1 dola düz örerek bu şekilde 5 tane ajur yani 5 tane artırma olana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz ve artık kol kesimini yapacağız. Ben şimdi fırfırımı örmeye devam ediyorum. Kol fırfırımız da tamamlandı. Şimdi kol ve beden ayrımlarını yapacağız. Bunun için kanalımda özellikle bir video çekmiştim arkadaşlar. Bayağı yardımcı olacaktır. Diğer modellerde oradan bakıp yararlanabilirsiniz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu tür modellerde altta beden sayısını yani kol ayrımlarını, bedenini vermeye gerek yok. Soran arkadaşlar oluyor. Şimdi yakadan bu tür başlamalı modellerde neden ayrımları vermediniz diye. Ayrım sayısının bizim için çok önemi yok arkadaşlar. Zaten şuradan keseceğimiz yer kendini belli ediyor. Hani bunun dışında demir yolu roba var. O yakadan istediğimiz sayıda başlıyoruz. Roba bittiğinde ayrım yapıyoruz ama bu tür modellerde zaten buradan ayrım yaptığımız için ben saymıyorum bile yani bedende kaç ilmek vardı. O yüzden çok önemi yok onun. Söyleyeyim zaten yani isteseniz de istediğiniz sayılarda ayırmanız mümkün değil. Yakadan ayrım yaptığımız için sadece burada kesme işlemini yapacağız. Kesme yerlerimiz zaten robaya başladığımızda kendiliğinden ortaya çıkıyor. Sadece ben bu tür modellerde roban bittikten sonra altına kuracağım modelin ilmek sayısına göre bir ayarlama yapıyorum. Ona göre ara artırması ya da kol altında ne kadar artırma yaparım ona hesabını yapmamız gerekiyor. Onun dışında zaten dediğim gibi yani şuradan ayırayım diyemiyorsunuz. Zaten ayrım yerleri belli. Üç tersle kola başlamıştık. Şimdi üç terse kadar düz olarak örmeye devam edeceğiz. Şuradaki şu fırfırı andırıyor arkadaşlar ama fırfır değil öndeki artırma bölümümüz. Kolun fırfırına üç tersle başlamıştık çünkü. Şöyle bakınca evet, şimdi şuradaki ilmeklerimiz bedene ait. Şimdi kolu kesmeye başlayalım. Düz olarak kesiyoruz. Örgümüzün ön yüzünde olduğumuz için düz olarak kesme işlemine başlıyoruz. Sonda 3 tane ters ilmeğe kadar arkadaşlar. Ters 3 tersle başlayıp 3 tersle bitirmiştik. Şimdi bu şekilde kollarımızın da ayrımlarını yapalım. Ben kesmeye devam edeceğim bu şekilde. Kesme işleminizi nasıl yapıyorsanız o şekilde kolu çok sıkı olmamak kaydıyla kolumuzu bakın. Şurada 3 ters var. Şu bedenimizdeki artırma. Buradaki 3 terse kadar iki kolumuzu da aynı şekilde kesiyoruz. Şimdi ben kesme işlemini yaptım arkadaşlar. Örneğimiz bir önceki videoda kanalımda bulabilirsiniz. Şuradaki kelebek modelini bir ön anlatma yapmıştım. Oradan modelin nasıl yapıldığını ilk önce izleyerek burada daha kolay uygulayabilirsiniz. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor. Şuradaki patların haricinde 122 ilmeğimiz var. Bunu 130 ilmeğe tamamlayacağız. Yani 130 ilmek üzerinden kuracağız. O yüzden
4 burada, 4 de diğer kol altında artırma yaparak, yani 8 ilmek daha artırarak toplamda 130 ilmeğe, buradaki ilmekler de dahil olursa 7 7 14 144 ilmek, toplamda 144 şişimizdeki tüm ilmeklerimiz 144 ilmek olacak arkadaşlar. O yüzden farklı sayılarda başladıysanız eğer, patın haricindeki şuradaki ilmekleri sayarak 5 ve katlarına ulaştırabilirsiniz. Dediğim gibi benim 122 ilmeğim vardı. 2 ilmek yeterli gelecek ama bir örnek daha koyarak 122 artı 8 ilmek, yani 4'er ilmek artırarak 130 ilmeğe toplamda ulaştırmış olacağım. Şimdi kol altından artırmayı nasıl yaparız? Örneğe nasıl hazırlarız? Bakın, şöyle göstereyim. Burada artırmayı yaptıktan sonra dönerek 1-2 sıra öreceğiz. Onu da nasıl yaparım? Dediğim gibi daha önce anlattığım videomda var ama burada da anlatmaya çalışacağım. Ben örneğin kurulumunu bir sıra kadar yapacağım arkadaşlar. Modelin devamı için, çünkü ilmek sayımız oldukça fazla, video çok uzamasın. O yüzden kelebek modeli nasıl yapılır, onu kanalımda bir önceki videoda bulabilirsiniz. Oradan izleyerek çok rahatlıkla ilk sırasını kurduktan sonra rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Geleği bütün anlatmaya çalıştığım için oldukça uzun bir video oldu. Ben kurulumu yaptıktan sonra fırfıra kadar örmeye devam edeceğim. Şimdi kol altında ilmek sayımızı da ayarlayalım. Bunlar küçük ama önemli detaylar arkadaşlar. Bakın, şimdi artırdıktan sonra özellikle hani düz örgüde fark etmez, artırıp direkt karşıya geçebilirsiniz. Böyle örnekli modellerde, yani şimdi şöyle geçtiğimizde alt zemin henüz örülmemiş olduğu için yani daha önce yaptıysanız fark edersiniz, böyle ajurlu modellerde biraz örneği kurmakta bu artırdığımız yere zorlanabilirsiniz. 1 2 3 4. Şimdi 4 ilmek attım şişime. Şuradaki kestiğimiz ilmek var arkadaşlar, bakın. Direkt geçersek bu da orada çirkin bir görüntü oluşturuyor. Orada kestiğimiz ilmeğin şöyle takıyoruz. İlmek sayımızda hiçbir azalmaya da eksilme olmayacak. Çünkü bunu fazladan taktık. İkisini bir alarak burayı tamamlıyoruz. Şöyle 2 ilmek kadar ördüm. Bakın. Karşıya geçmiyorum. Geri döndüm. Şuradaki ilmeği örmeden aldım. Şu ilk sırayı örmek biraz zor olabilir. Dediğim gibi, bakın, normalde böyle geçecektik. Örneği kurarken geldiğimizde buradaki ilmek henüz örülmemiş olduğu için örneği buraya kurmanız zor, hatta mümkün değil arkadaşlar. Bir sonraki sırada kurarım derseniz de, bu sefer de örnekte hani kol altında eksik görüntü olmasın diye bu şekilde ilmeği attıktan sonra bir kez geri dönerseniz burayı 2 sıra örmüş oluyorsunuz ve modeli de çok kolaylıkla bu şekilde kurabilirsiniz. Bunu dediğim gibi ayrıca kanalımda kol beden ayrımı nasıl yapılır püf noktalarıyla bir videoda anlatmaya çalışmıştım. İlk sırayı örmesi biraz zordur ilmekleri sonradan attığımız için. Şimdi bakın, artırdığım ilmekleri ördüm. Yine aynı şekilde buradan da 2 ilmek örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar ilk ilmekleri örmeden alıyoruz. Artık örmeye devam ediyoruz. Diğer kolu da arkadaşlar aynı şekilde 4 ilmek artırıp bu şekilde bir kez git gel yaparak örnek kurumuna artırdığımız yeri de hazırlıyoruz. Bakın. Şimdi diğer kolu da aynı şekilde keselim. Pardon, artıralım ve örnek kurma sıramıza gelelim.
Robamızı tamamlamış bulunmaktayız. Bakın, burada da artırmamızı yaptık ve geri dönüş yaparak zeminimizi örgüye hazırladık. Bu şekilde yaparsanız tüm örgülerinizde rahatlıkla örneğinizin kurulumunu yapabilirsiniz. Gelelim modelimizi nasıl kurarız, kelebek modelini. İlmek sayımızı ayarladığımız için arkadaşlar çok rahatlıkla kurabilirsiniz. Şimdi bir tane doladım. İlmeği çevirerek yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Çevirmeden de yapabilirsiniz. İlk ilmeğimizi 5 tane ilmeğimizi bir örüyoruz. Burada biraz zorlanabilirsiniz. 5 tane ilmeği alıp örmek biraz zor çünkü. Şöyle ilmeklerimizi biraz rahatlatırsak, şişimizi geçirdikten sonra bir doladık, 5 tane ilmeği bir ördük, bir doladık, 5 ilmek düz örüyoruz. Bir doladık. 5 tane ilmeği bir örüyoruz. Bakın biraz dediğim gibi zorlanabilirsiniz. Burada kesme işlemini tığla da yapabilirsiniz. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz örüyoruz. 5 ilmeği bir alıp kesme işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın 5 ve katları üzerine sayımızı ayarlamıştık. En son kesmemi yaptım. 2, 4, 5 ilmeğim kaldı. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelin arka yüzünde tüm örgülerimiz ters arkadaşlar. Ben haroşamı da ters ördüğüm için arka yüzümü tamamen ters örgü olarak öreceğim. Modelimizin zor olan yani ilk sırasını tamamladık. Bundan sonraki sıralar daha rahat ve kolaylıkla örülebilen sıralar arkadaşlar. Bu sırası biraz zorlayabilir. Dediğim gibi tığ yardımıyla toplama işlemini yapabilirsiniz. O zaman biraz daha rahat yapmış olursunuz. Bu şekilde biraz ilk sırası zorlayabilir. 5 tane ilmeği almak biraz zor oluyor. Ahududu modelinde de aynı şekilde. 7 kenar patımı haroşa olarak ördüm. Şimdi bakın 5 ilmeğimizden 3 ilmeğimiz vardı. Yani bu sırada ilmek sayımız eksildi. İkinci sırada artırdığım ilmeği ördüm. Bir doladım. Kestiğim ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. İlmek sayımız normale dönüyor bu şekilde. Aradaki 5 düzümüzü örüyoruz. Artırdığım ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Kestiğim ilmeği düz ördüm, bir doladım. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Dediğim gibi videonun detaylı anlatımı için, örgünün detaylı anlatımı için bir önceki videodan yardım alabilirsiniz. Kelebek örgü modeli diye yazarsanız kanalımda videosunu bulabilirsiniz. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın artırdığımız ilmeği ördük, bir doladık, kestiğimiz ilmek, tekrar bir doladık ve aradaki 5 düzümüzü örerek örgümüze devam edeceğiz. Şimdi bu sıramı tamamlayacağım. Bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters gelerek sonra ikinci örneğimizi buraya kuracağız arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek ikinci örnek sıramıza geliyoruz. İlk kelebeğimizi tamamladık. Bakın örgün şiş numaram yarım numara büyük olduğu için çok daha net ve çok daha iri kelebekler meydana çıktı. Hem kelebeğe benziyor hem de fiyonk. Fiyonk da diyebilirsiniz. Fiyonk modeline de biraz benziyor. Şimdi ben ikinci modelimin
Bir kez kuracağım. Ondan sonra yeleğimi fırfıra kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir sıra kuracağım demiştim ama aklınız karışmasın diye şöyle bir kez de yerini değiştirerek modelimi kuracağım ve yeleğimi örmeye devam edeceğim. 7 kenar patımı haroşa örgü olarak ördüm. Bir önceki yaptığımız kelebeğin üzerine 5 ilmek düz örüyoruz. 5 ve katlarıydı. 5 tane ilmeği kelebek yapmıştık. 5 tane boşluk bırakmıştık. 2, 3, 4, 5. Bir önceki kelebeğin bakın üstündeki yani kelebeği yaptığımız 5 ilmeği ördük. Bir kez doladık. Sadece yaptığımız kelebeğin yerleri değişiyor arkadaşlar. Modelde de zaten görüyorsunuz. Kelebek videosunu da izlediyseniz eğer bir önceki videoyu zaten biliyorsunuzdur ama ben aklınıza soru işareti kalmasın diye burayı da bir kez kuracağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle takibinde yapabilirsiniz. Ördüğümüz şurada bakın örmediğimiz bir önceki sırada düz geçtiğimiz ilmeklerimiz. Bir kez doladık. 5 ilmeği birlikte alarak kesme işlemini yapıyoruz. Ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Birbiri ardına devam eden modeller bir sonraki sırada buraya koyacağız. Tekrarlayan bakın. Ben 10 tane kelebek olana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Şöyle sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kelebek yapana kadar yeleğimi örmeye devam edeceğim. Ondan sonra etek ucundaki fırfırın başlangıcına kadar örelim ve yani şuraya kadar ördükten sonra fırfırın yapımı ile tekrar geleceğiz. Evet arkadaşlar, hep birlikte yeleğimizin büyük bir kısmını tamamladık. Ben 10 tane kelebek olana kadar örmeye devam ettim. Şöyle sayarsak bir burada bir boşlukta şu şekilde sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kelebek yaptıktan sonra benim yeleğimin boyu yeterli geldi. Siz onu yaptığınız sayıya ya da elinizin sıkılığına göre vereceğiniz büyüklük değişebilir. Onun için yeterli gelmezse 11'de yapabilirsiniz. Şöyle yeleğinizi birleştirip şu şekilde verdikten sonra o kendini belli eder. Eni boyu uygun olduysa artık fırfır yapmaya başlayabilirsiniz. Fırfırımız yine kolda olduğu gibi arkadaşlar. Ben yine bir sıra kurulumunu yaptıktan sonra artık videomu sonlandıracağım. Çünkü kolda yaptığımız için rahatlıkla fırfırı yapabilirsiniz. Şimdi kolda 5 tane acır olana kadar aralarda 4 tersle o sıklıkta yapmıştık. Etek ucunda ben yine aynı şekilde uyguladım. Daha sık isterseniz yani bence daha sıkı hoş durmuyor. Hem de çok fazla ilmek oluyor. O kadar fırfırlı yapmaya gerek yok. Bakın oldukça yeterli zaten fırfırı. Ama size kalmış ya da aralarını daha seyrek ya da daha 3 ilmek ters koyarak daha sık yapmanız mümkün. Boyunu da isterseniz bir artırma daha uzatabilirsiniz. Bizim artırmamız 5 tane ajur olduktan sonra fırfırımızı bitiriyoruz. Şimdi kenar patımızı yine pat olarak örüyoruz arkadaşlar. Fırfıra dahil etmiyoruz. 7 kenar patımı ördüm. Haroşamı ördüm yani haroşa olarak kenar patımı ördüm. 1, 2, 3, 4. Bir dola, bir düz. Tekrar 1, 2, 3, 4, bir dola, bir düz. Yani 5 ilmekten oluşuyor her bir fırfır. Modelimizde 5 ilmekten oluştuğu için bakın bu şekilde denk geliyor. 1, 2, 3, 4, bir dola, bir düz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde yine kurulumumuzu yapıyoruz. Şimdi ilk sıramı ben yaklaşık sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bir düz ördüm. 1, 2, 3, 4,
Şurada bir yanlışlık yaptım sanırım. Artırmamı yapmıştım. Bir saniye arkadaşlar. Artırmamı yaptıktan sonra bir ilmek daha ölmüş. Örmüşüm, yanlışlık olmuş. Denk gelmedi. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4. Bir doladım, bir düz ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bir doladım, bir düz ördüm. Şimdi burada 5 ilmeğimiz kaldı. 1, 2, 3, 4 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Sonda bakın şurada bir artırma yapmayacağımız için burayı bu şekilde 2 ilmeğe bir alarak burada 4 tane tersimizi o şekilde ayarlıyoruz. Örneğimiz zaten 5 ve katlar üzerine olduğu için hangi sayıda yaparsanız yapın kenarında bir tane keserek sonunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu sırayı kurduktan sonra zaten kolda çalıştığımız için burayı kolaylıkla yapabilirsiniz. İki, dört, altı. 2, 4, 6, 7. 7 tane kenar patımızı haroşa örgü olarak ördük. Arka yüzde biliyorsunuz zaten. Yine şöyle göstereyim. 4 tane düz, 2 tane ters. Ters ördüğümüz ilmeklerimiz düz. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi yine aynı şekilde arkadaşlar. Kolda ördüğümüz gibi örüyoruz. Ben yine bir sıra kurulum yapma açısından size göstermeye çalıştım. Aynı bu şekilde devam ederek artırmalara şöyle yeleğimi de göstereyim. Bakın. Aynı kolda yaptığımız gibi hiçbir değişiklik yok. Aradaki terslerimiz aynı. Burada 5 tane olduktan sonra yeleğimizi tamamlayıp örgümüzü bitiriyoruz. Burada da yine 13 sıra 13 dişte bir eliğimi açmıştım. Burada 13 dişte açtım ama şuradaki kesme ve artırmalar farklı olduğu için arkadaşlar bakın şuradan bir tane eksik yapmıştım. 13 ilmek tam denk geldi. Eğer bu ölçüde yaparsanız 12'de bir açarsanız 6 ilik de şöyle tam denk gelebilir. İliklerimizi açmayı da unutmayalım. 12 ya da 13 sırada iliklerinizi açabilirsiniz. Ben bu sevimli kolları ve eteği fırfırlı kelebek modelini sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yine açıklamaya da sayılarını vermeye dikkat edeceğim. Şuradaki modelin yapımını da kanalımda bir önceki videoda bulabilirsiniz. Bugünlük bu yelekle ilgili anlatacaklarım bu kadar. İnşallah eksik ya da unuttuğum bir yeri olmamıştır. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.